Evet arkadaşlar merhaba. Sizlerle bugün sanki laboratuvar ortamındaymış gibi bir OPAMP evren yükselteç devresinin incelemesini yapmak istedim. Biliyoruz ki laboratuvar dersleri teorikte öğrendiğimiz bilgileri görsel olarak teyit edip bilginin kalıcılığını artırmak ve teoride anlamadığımız veya eksik kalan bir şey varsa bunu tamamlamak için kullanılıyor. Biz de yani internet ortamında ne kadar olabilirse ki bu yazılımlar sağ olsun artık iyice güçlendi, iyice görselleştirebiliyor her şeyi. Bir evren yükselteç devresinin incelemesini yapalım. Bakalım evren yükselteç devresinde çıkış gerilimimiz RF bölü RI çarpı VI ile bulunuyordu. Tabii bunun evrilmiş yani eksiyle çarpılmış haliydi. Yani çıkış gerilimimizi etkileyen 3 parametre var. Giriş gerilimi, giriş direnci ve RF direnci, çıkış direnci. Şimdi bu dirençlerin değişiminin çıkış gerilimine etkisi nasıl oluyor? Veya bu giriş geriliminin değişiminin çıkış gerilimine etkisi nasıl oluyor? Bunu şekildeki gibi bir devre üzerinde bir yazılım üzerinden inceleyelim istedim. Bunun için giriş gerilimim ayarlı 0-10 volt. Giriş direncim 10K'lık bir potansiyometre. Ben şu iki ayar ucunu alıyorum. Şu anda 3K'da. RF direncim de yine 10K'lık bir potansiyometre. Ben yine şu iki ayar ucunu aldım. 3K'da. RF direnci ve RI direnci ikisi de 3K'da olduğu için şu katsayı 1'dir. Değil mi? Öyleyse çıkış gerilimim giriş gerilimimin eksiyle çarpılmış hali olacaktır. Burada gördüğünüz gibi artı 5, eksi 5. Bunu değiştirirsem giriş gerilimimi aynısının evrilmiş halini çıkıştan elde ederim ki zaten çıkış matematiksel ifadesi de bana bunu söylüyor. Bu zaten bu konuda çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani giriş gerilimi doğrudan çıkış gerilim üzerinde etkisi var. Peki RF ve RI dirençlerinin etkisine bakalım. Denklem bize diyor ki RF bölü RI kadar ben senin giriş gerilimini çarpıp çıkışa veririm. Tabii OPAMP'ım artı 15, eksi 15 beslemesi yani çıkış gerilimimin sınırları artı 15 ile eksi 15 arasında olacak. Bu arada tam laboratuvar koşullarına benzesin diye OPAMP'ımız ideal değil arkadaşlar. Devredeki hiçbir elemanımız ideal değil. Yani daha gerçekçi olması açısından. Evet, şimdi RI direncinin etkisini inceleyelim. Denkleme baktığımızda RF bölü RI yani RI paydada. Bu ne demek? RI'nin artması RF bölü RI oranını azaltacaktır. Bu oran azaldıkça da çıkış gerilimimiz azalacaktır. Giriş gerilimimizi ne yapalım örneğin 5 volta getirelim burada sabit tutalım ve RI direncimizi artıralım. Olması gereken olmasını beklediğim şey çıkış geriliminin azalması. Evet RI direncimi artırıyorum. Bakın RI direncimi artırdıkça çıkış gerilimimin azaldığını görüyorum. Ve buna paralel olarak RI direncimi değiştirdikçe buradan giden akımımın değiştiğini yani RI direncinin aslında evren uca gelen akım miktarını ayarladığını görüyorum. Bakın 5 volt 5K'ya getirdiğimde 1 miliamper 1000 mikroamper olarak akımımı görüyorum. Bu akım teorik kısmında anlattığımız gibi bu akımın tamamı buradan devresini tamamlayacaktır. OPAMP'ımızın girişinden aslında çok çok küçük bir akım girişi vardır. Yani buradan 1000 mikroamperse çok küçük piko amperler seviyesinde yani ölçülmesi bile neredeyse çok zor olan bir akım girişi vardır. Ama biz bunu yok sayıyoruz şu anda. Evet, RI direncimi azalttığımda da RF bölü RI oranının artması nedeniyle çıkış gerilimimin artacağını, evrilmiş halinin artacağını tabii söyleyebilirim. Bakın, giriş direncimi azalttıkça çıkış eksi 15'e doğru gidiyor ve 743 ohm, 700, 941 yani 950 ile 1K arasında bir yerde o pump'ım doyuma giriyor. Bundan sonra istediğim kadar azaltayım. Bakın akımım artmasına rağmen akımım artıyor. Azalttıkça çıkış gerilimim değişmiyor. Evet, RI direncinin etkisini zaten böyle olmasını bekliyor idim. Şimdi RI direncimi 2K'ya getirdim. RF direncime bakayım. RF direncim 3K'da. Yani 3 bölü 2, 1,5. 1,5 çarpı VI olması lazım. Çıkış gerilimimin yani 7,5 volt seviyesinde olması lazım. Doğru. Peki giriş gerilimimi 2'ye katlamak istersem evirip ne yapmam lazım? Bunu 4K yapmam lazım.
Evet, 4K yaptığımda giriş gelirimin hemen hemen iki katını elde etmiş oluyorum. İdeal op-amp olsaydı bu tam 10 olmak durumundaydı. RF'nin etkisi demek ki RF direnci arttıkça RF bölü RI oranı arttığı için çıkış gerilimim artıyor arkadaşlar. Bakın bunu artırdıkça çıkış gerilimim artıyor. Bunu azalttıkça denklemin gereği çıkış gerilimim de evrilmiş haliyle azalıyor. Burada şu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın giriş gerilimi değiştirdikçe akımım değişiyor. Giriş direncini. Fakat RF direncini değiştirmemin akımın üzerinde hiçbir etkisi olmuyor. Neden? Opamp ne yapıyor? Buradan madem 2,2 miliamper akım geliyorsa bu direnci biz değiştirdikçe akımı değiştiremediği için bu noktanın gerilimini değiştiriyor. Zaten asıl opampın çalışma esprisi bu. Yani bu akımı sağlayacak olan akım çarpı direnç değeri gereği bu çıkış geriliminin bu akımı bu direnç değerinde bu akımı sağlayabilmesi için gerilim ne olmalı? Birinci kısımda akımı kontrol ediyoruz. İkinci kısımda bu akıma kontrol ettiğimiz akıma uyumlu çıkış gerilimini opamp bize sağlıyor gördüğünüz gibi. Evet, yani teorik bilginin desteklenmesi amacıyla yani bu denklemin gerçekten de çalıştığını, iş yaptığını göstermek amacıyla bütün laboratuvarlarda olduğu gibi burada da bu denklemin çalıştığını, bu denklemin doğru olduğunu görsel olarak biraz da olsa görmüş olduk. Eğer mesela benim açımdan baktığınız zaman ben öğrenme noktasında görselliğe çok önem veriyorum. Çünkü kendim öyle daha kolay öğreniyorum. Yani şuradaki şu akışı görmek bile benim kafamda op-amp'ın çalışması noktasında bana bir destek sağlıyor. Yani şu işte akımı artırdıkça buradaki akışın hızlanması mesela görüyorsunuz. Bunların hepsi aslında sizin öğrenmenize veya öğrendiğinizin kalıcı olmasına benim bakış açıma göre destek sağlıyor. O yüzden eğer sizlerden bu içerik konusunda olumlu geri dönüş olursa bütün op-amp türleri için hatta Thevenin, Norton, çevre, düğüm, akım bölme, gerilim bölme gibi bütün konular için bu tip içerikler hazırlanabilir. Tabii faydası oluyorsa, faydası olmayacaksa hazırlamanın da gereği yoktur diye düşünüyorum. Evet, bana bu konuda geri dönüş sağlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.